Herkese selam. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. 30 Kasım'da yani yarın planladığımız Ankara buluşmamızı şimdilik ertelemek zorunda kaldım. Bazı işlerimden ötürü. Ama kısa zaman içerisinde tekrardan sizlere buradan bildirim yapacağım. Ne zaman görüşebiliriz şeklinde. Başka bir cumartesi günü. Belki bu cumartesi değil bir sonraki cumartesi olabilir. Ya da iki hafta sonraki cumartesi olabilir. Ben yine hem buradan hem Instagram kanalından sizlere bilgi vereceğim. Bugün biraz aktif ve pasif yatırımdan, aktif ve pasif varlıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi pasif gelir ayrı bir şey, pasif varlık ayrı bir şey. Pasif gelir iyidir ama pasif varlık o kadar iyi değildir. Pasif varlık bize para kazandırmayan varlıklardır. Ne gibi? Örneğin şu benim ikamet ettiğim evim bir pasif varlık. Bana bir para kazandırmıyor. Tam tersi masraf çıkartıyor. Vergisiydi, şu suydu, bu suydu derken. İşte kullandığımız araba, bunun gibi varlıklar yani bana ekstradan kazanç sağlamayan tam tersi cebimden götüren varlıklar pasif varlıklardır. Hatta altın bile tam olarak şey diyemeyiz yani tam bir aktif varlık diyemeyiz. Evet değeri artar ama azalabilir de. <laughs> Şöyle yaparsam altını da aslında aktif varlığa dönüştürmüş olurum. Hani bu altın mevduat hesapları ya da Altın katılım hesapları var. Gerçi çok e, cüzi bir e, ödeme yapıyorlar. Eski bir bankacı olduğum için biraz biliyorum. Ha, o zaman altını da aktif bir varlığa dönüştürmemiz mümkün. Tabi altın bir yatırım aracı değildir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Altın da defansif bir yatırım aracıdır. Ama defansif. Bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi e, zengin zengin olan insanlara baktığımızda çoğu kişinin, çoğu zengin bireyin Bilinçli ya da bilinçsiz olarak bahsetmiş olduğum bu sistemi uyguladığını görürüz ki çoğu zengin kişi de aslında bilinçsiz olarak yapıyor. Bazı örnekler vereceğim. Şimdi bir çark düşünün, dönen bir çark. Bu çarkın sonunda sizin cebinize para giriyorsa siz aktif varlık sahibisiniz demektir. Örneğin atıyorum bir değirmeni düşünün. Un, un fabrikası, un değirmeni. Buğdayı veriyorsunuz kapıdan, arka kapıdan un olarak çıkıyor. O unu satıyorsunuz ve paraya dönüştürüyorsunuz. Yani buna benzer bir sistem kurmanız gerekiyor. Eğer işin sonunda para girişi değil, para çıkışı oluyorsa o pasif bir varlıktır. Şimdi birazcık daha güncel bir örnek verelim. Çok da güncel değil ama hatırlıyor, hatırlıyorsanız yerel seçimlere kadar ülkemizde genişleyici para politikası uygulandı. Faizler düşürüldü. Herkes borca girip varlık satın almaya başladı. Hatta bankadan kredi çekeceğin zaman işte bunu diyor şu şu yatırımlarda kullanmayacaksın falan gibi gerçi hala var galiba. Piyasada para bolluğu maksimum seviyeye çıkartıldı. Böyle olunca da herkes ne yaptı? Varlık satın almaya çalıştı. Borca girip varlık almaya çalıştı. İşte emlak fiyatları arttı. Herkes konut almaya çalıştı. Arsa alanlar herkes konuta hücum edince bu sefer konut fiyatları aşırı yükseldi peki gerçekten konut fiyatları yükseldi mi? Aslında bir şey değişmedi. Sadece enflasyon arttı. Bu yani şöyle bir olay değil ki konut fiyatlarının o dönem artması. Ben yeni bir telefon yaptım. Bu telefonda şimdiye dek kullanılmamış bir teknoloji var. Yeni bir araba ürettim. İşte kendi kendine park ediyor falan. Böyle bir olay söz konusu değil ki. Evim aynı ev. Dün 100 liraydı, bugün 200 lira olmuş. Halbuki ben eve bir şey yapmadım yani. Ev aynı ev. Tamamen bir illüzyon. Bu sefer ne oluyor? Herkes düşünüyor ki zengin oldum. Yani evin değeri arttı, arabanın değeri arttı, arsanın değeri arttı. Ben zengin oldum. İnsanlar daha da büyük bir iştah ve hevesle, hırsla varlıklara hücum etmeye devam ettiler. Ev alıyor, araba alıyor, arsa alıyor. Şimdi buradan nereye varacağım? Geçmiş zamanlara şöyle bir gidelim. Bundan Belki 50 sene öncesi 1971 yılı olması lazım. O yılda paranın altına bağlanması olayına son verildi. Yani bunu bilerek yaptılar. Özellikle dünyadaki e, Yahudi sermayesi insanları daha da fazla sö sömürebilmek adına paranın altına bağlanması olayını iptal etti. Şu anda da kullandığımız kağıt paralar, Türk lirası, dolar, euro hiçbirisi hiçbir yere bağlı değil. Aslında yok hükmünde. Yani yaşadığımız sadece bir illüzyon. İllüzyon yaşıyoruz ama farkında değiliz. Tüm insanlar borca dayalı bir hayat sürüyorlar. İşte enflasyon dediğimiz olayın sebebi bu. Yani devletler de bilerek bunu yapıyor. Çünkü yoksul halk isyan ederse baştaki kişi kim olursa olsun isterse kral olsun. Onu tahttan indirir. Bunun sayısız dünya tarihinde örnekleri var. Hem bugünlerde var hem geçmişte var. Günümüzde yaşadığımız ve benim neokapitalizm dediğimiz paranın hiçbir karşılığının olmaması ve üretimin de olmaması bundan kaynaklanıyor. Yani üretim yok sen matbaada para basıyorsun. Benim evim 100 liraydı. Enflasyondan dolayı 200 lira oldu. Bak ben zenginleştim. Ne diyorsun? Bu sefer diyorsun ben araba alayım, şunu alayım, bunu alayım. Tüm bunlarda borçla yapıyorsun, kredi kartı kullanıyorsun, bankadan kredi çekiyorsun. Bir sürü gereksiz ve sana e, aktif gelir belki sağlamayan varlıklara da paranı yatırıyorsun. Hani aktif gelir sağlayana yaparsan bir derece kurtarırsın da. Şimdi tabii bunun bir sonu geliyor. O gün geldiğinde ne oluyor ki ülkemizde de aynısı oldu. Yerel seçimlerden belli bir süre sonra bu sefer Devlet faizi artırıp para musluğunu kıstı. Senin aldığın malların artık eskisi kadar değeri artmıyor. İşte orada <laughs> eğer tam zirvedeyken bir alım yaptıysan o son aralıklarda hayatının şokunu yaşıyorsun. Artık ev fiyatları artmıyor, araba fiyatları artmıyor. Öyle olmadı mı? Çoğu kişinin aldığı araba elinde patladı. Eğer sonlara doğru o arabayı elden çıkaramadıysan Tam zirveden ev aldıysan da bayağı bir beklemek zorunda kalacaksındır. Burada e, borç alacak dengeniz çok önemli değerli dostlarım. Yani şöyle bir toplam varlığınızda bir kağıt kalem alıp toplam varlığınıza bir bakın. Yani benim borçlarım ne kadar? Varlıklarım ne kadar? Sahip olduğum varlıklar evimin, arabamın değeri, bankadaki paramın değeri. Benim mevcut borçlarımdan fazla mı? Mevcut borçlarınızdan fazla ise sıkıntı yok ama mevcut borçlarınızı karşılayamayacak bir seviyedeyse işte o zaman e, bir sıkıntı var. Şimdi tekrardan her şey çark yer tekrardan tersine dönecek rüzgar tekrardan tersine esmeye başlayacak. Ne zaman olacak bu? İşte Ocak ayı gibi falan faiz indirimi bekleniyor. Ocak Şubat belki Aralık'ta bir e, 250 bas puan yapılabilir. Tekrardan faiz düşecek, tekrardan enflasyon artacak. <laughs> bu sefer yine sen kazanan tarafta olacaksın. Yani şunu demek istiyorum. Yatırım olayınızda esas olan hacimsel büyümek değildir. Adetsel büyümektir. Sen faizler düşükken 2 milyon liraya bir tane ev almak yerine 1 milyon liraya iki tane ev alsaydın. Birinde kendin otururdun evin yoksa. Diğerinden kira geliri elde ederdin. Ya da kendi evin varsa ikisinden de kira geliri elde ederdin. Enflasyonla birlikte... Senin oturduğun evinin değerinin artmasının sana bir faydası yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani oturduğum evin değeri artmış, artmamış. Ya her şey artıyor, her şeyin fiyatı artıyor. Maaşlar da artıyor, yağ fiyatı da artıyor, tuvalet kağıdı fiyatı da artıyor, trafik cezaları da artıyor. Ama sen kira geliri elde ediyorsan, işte o zaman aktif gelir elde etmiş oluyorsun. Mesela ne yapabilirsin? O esnada kiracın evden çıktı, eve ufak bir tadilat yaptın. Kira değerini belki yeni kiracı için bir buçuk misli artırdın. Ha, doğru bir hareket yaptın. Çünkü aktif gelirini artırmış oldun. O kiradan aldığın parayla da başka bir aktif varlık satın alırsan tıpkı o fabrika ve buğday örneği gibi. Buğday olarak giriyor, un olarak çıkıyor. Sonra paraya dönüşüyor. Böyle bir varlık edinmiş oluyorsun. Önemli olan bu sistemi, bu çarkı kurmuş olman. İşte bir tane araba aldın ama o arabayla taksicilik yapıyorsan Bak ne oldu? Pasif varlığı aktif varlığa dönüştürdün. Şey örneği aklıma geldi. Vaktiyle part time olarak özel bir okulda öğretmenlik yapmıştım. İşte oradan şu örneği vermek istiyorum. Bir kursa gittin yabancı dil öğrendin. Belki o kursa 20 bin lira para ödedin. Ama yabancı öğrenmiş olduğun yabancı dille biraz da spesifik bir dil öğrenmişsen işte rehberlik yapabilirsin, özel ders verebilirsin, çevirmenlik yapabilirsin vesaire. Ne yaptın? bunu yarı aktif bir varlığa dönüştürdüm. Tabi yarı aktif dememdeki sebep emek verip çalışman gerekiyor. Tam aktif değil. Yani işin özü şu değerli dostlarım. Zenginlerin daha da zenginleşmesi ve fakirlerin daha da fakirleşmesinin sebebi enflasyon. Yani kağıt para yerine şu an biz altın belki kullanamayız da hani belki gümüş bozuk paralar kullansak gelir adaletsizliği bu enflasyonla büyük ölçüde engellenmiş olur çünkü neden engellenmiş olur? E, gümüşü basamıyorsun ki, İster istemez kalıyor kalacak enflasyon yani bir malın değeri neyse ancak o kadar artacak ama e, işte dünya sermayesi bunu yapmıyor bilerek yapmıyor parasına daha fazla para katmak için o yüzden e, biz ne yapacağız? Biz bu düzeni değiştiremeyiz. Biz oyunu kuralına göre oynayacağız. Yani onların silahıyla onları vuracağız. Yapacağımız iş bu. Elimizden gelecek budur. Biz daha fazlasını yapamayız. Biz dünyadaki sistemi değiştiremeyiz. O zaman işi kılıfına uydurup aynen onların bize yolladığı el bombasını patlamadan biz onlara atacağız. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.